gelir. Sizden çok soru alıyorum. Gelirimi nasıl arttırabilirim diye. Şimdi ek gelir modelleri var dünyada ve bu ek gelire başlamak zor oluyor. O yüzden ben bunu araştırmaların ışığında ikiye ayırarak anlatmak istiyorum. İç motivasyonlu olanların ek geliri, dış motivasyonlu olanların ek geliri. İç motivasyon demek yani o kadar ilginç buluyorum, o kadar yapmayı seviyorum, o kadar yaparken eğleniyorum ki iç motivasyonum var. Dış motivasyon demek başkaları görüyor, ben meşhur oluyorum, övgü alıyorum, beğeniliyorum denen şeyler. Hemen size şimdi örnekleri sayıyorum. Neler bunlar? İç motivasyonu olanların yapabilecekleri, içerik yazarlığı yapabilirsiniz. Yani metin yazarlığı. Ne güzel yeni bilgi ediniyorum diye seviniyorsunuz. E-ticaret yapabilirsiniz. Yeni insanlarla iletişime geçiyorsunuz. Onlar ürünlerinizi kullanıyor diye siz içten böyle içten yanmalı olarak seviniyorsunuz. Sosyal medya yönetimi yapabilirsiniz. Kendimi geliştiriyorum, bunu öğreniyorum diyorsunuz. Online ders verebilirsiniz. Bilgimi paylaşıyorum diye gene içten yanmaları sayıyorum. Web sitesi tasarlayabiliyorsunuz. Resim çizmek eğer sizin motivasyonunuzsa, size huzur veriyorsa. Gelelim dış motivasyona. Dış motivasyonlu olanlar tur rehberi olabilirler. Ben daha tanınıyorum diyor. Herkes de benim cep telefonum var diyor. Bebek bakıcılığı yapabilirler. Çocuk beni seviyor diyor. Fotoğrafçılık yapabilirler. Hem geziyorum hem de beğeni sayım artıyor diyor. Etkinlik planlayabilirsiniz. Ya da kiralama işi yapabilirsiniz. Oda kiralama, ev kiralama. Böylece kişileri tanıyorum, para kazanıyorum. Yani ek gelirinizi iç motivasyonlu ya da dış motivasyonlu olmanıza göre ayırabilirsiniz. Hadi ek gelir zamanı. Evet. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftaya kadar sağlık, sevgi ve para ile kalınız.